İtalya'nın güneyindeki metropol Palermo'da sabah gizemli başlar. Romantik, zarif, aynı zamanda sürprizlerle dolu olan kentte günü kestirmek güç. Carlo Fiore 10 yıldır Palermo'da yaşıyor. The character of Palermo. Palermo kentini karakterize edecek olursak, basit, tek düze olduğu kesinlikle söylenemez. Bu kentte, yani Palermo'da, her şey karmaşık ve bilinmezlerle dolu. Palermo, Roma'dan çok Tunus'a yakın bir kent. Avrupa ile Afrika'nın ortasında, Akdeniz'de sevimli bir liman kenti. Palermo, bundan 3000 yıl önce Yunanlar tarafından kurulmuş ve tarih boyunca el değiştirmiş. Kente hakim olan katedral, Palermo'nun zengin tarihini sergiliyor. Arapların hüküm sürdüğü dönemde burada bir cami yükseliyordu. Kalıntıları bugün bile seçilebiliyor. Normanlar da ileriki yüzyıllarda bu yapıyı Katolik kilisesine çevirdiler. Palermo'da dünyadaki pek çok yaşam tarzı ve kültürün etkisi görülüyor. Bunun tipik bir örneği kentte kurulan pazarlar. Carlo Fiore Mercato del Capo semtinde dolaşmaya bayılıyor. Palermo'ya Floransa'dan gelen Fiore tabii ki müziksiz de yapamıyor. Avrupa'nın üçüncü büyük operası Palermo'da, Teatro Massimo. Opera kapılarını ilk kez 1897'de açmış. 20. yüzyılın Maria Callas, Luciano Pavarotti, Herbert von Karajan gibi ünlü hemen her orkestra şefi, opera sanatçısı Teatro Massimo'da sahneye çıktı. 1300 izleyici kapasitesi olan opera binası Palermo'nun gururu. Teatro Massimo'da restorasyon çalışmaları 20 yıl sürdü. Bu dönemde kapatılan opera 1997'de yeniden açıldı. The reopening of the Teatro Massimo was very moving. Teatro Massimo'nun açılışı çok duygusal bir andı. Özellikle eski zamanları bilen yaşlılar için. 20 yıl sonra operayı görünce, yeniden müziği duyunca çok etkilendiler. Memory of 20 years. Palermo'da dolaşan bir söylentiye göre çalışmaların uzun sürmesinin nedeni opera binası için ayrılan paranın mafyanın eline geçmesi. Uzun yıllar Palermo, mafyanın merkezi olduğu gibi kötü bir şöhrete sahipti. Giovanni Falcone gibi yargıçların mücadelesiyle bu durum iyileşti. Ancak Falcone sonunda yine mafyanın kurşunlarıyla yaşama veda etti. Yıllar sonra Palermo'da artık değişim rüzgarı esiyor. Kenti bu kadar heyecanlı kılan da bu. Eski yapılar yeniden kullanılıyor. Tasarımcı Gandolfo David, kentte eski ile modern kültürün sentezleştiğini söylüyor. Bu kentin halkı için kültürle sanatın bir arada olması çok önemli. Palermo, deneysel eserlerini sergileyen sanatçılara yakın ilgi gösteriyor. Barok stilinde eski bir villanın müzeye çevrilen yıkıntıları arasında sanat eserleri sergileniyor. Rizzo Müzesi kentin karakteristik yapılarından biri. Palermo tarihi boyunca hep sanatın kenti oldu. Bugün de güzel sanatların sergilendiği başlıca kentlerden biri. Sicilya metropolinin melankolik havası dünyanın her yerinden sanatçılara ilham veriyor. Palermo, değişim, heyecan ve romantizmin kenti.